İslam'a aşırı derecede bağlı olması ve yayılması için elinden geleni yapmasıyla bilinen Ali Circavi adında bir hoca vardı. 1906 yılında gazetede garip bir haber okudu. Japonya Başkanı Katsuro bütün ülkelere bir mektup göndermişti. Bütün bilim adamları, felsefecileri ve din adamlarını başkent Tokyo'ya uluslararası büyük bir konferansa çağırıyordu. Orada hepsi kendi dinleri hakkında konuşacaklardı. Herkes kendi dininin kurallarını anlattıktan sonra Japonlar kendilerine uygun gördükleri dini seçeceklerdi. Bu din resmi dinleri olacaktı. Bunu yapmalarının sebebi Japonlar 1905 yılında Tsushima Savaşı'nda Rusları yendikten sonra asli dinlerinin ulaşmış oldukları medeni gelişimleri maddi ve ahlaki yükselişlerine uygun olmadığını düşünüyorlardı. Bu sebeple tarihlerine yaraşır bir din seçme isteğindeydiler. Circavi Hoca hemen harekete geçti ve El-Eser Üniversitesi'ndeki bütün hocalara irşat yazısı gönderdi. Bu alimlerden bir grup oluşturup konferansa göndermeliydi. Japon halkına İslam'ı anlatıp onları ikna etmeyi umuyordu. Eğer bunu gerçekleştirirlerse İslam'ın daha çok güçlenip yayılması mümkündü. Japonları belki de Çinleri bile Osmanlı saltanatının altında toplayabilirlerdi. İslam eski zamanlarına geri dönebilirdi. İslam'ı dünyanın dört bir yanına yayma ve yüceltme fırsatını kaçırmadan hemen harekete geçmeliydiler. Fakat Eser Üniversitesi olumsuz bir duruş sergiledi. Çünkü Mısır o zamanlar İslam'a karşı olan İngiliz sömürgesi altındaydı. Buna rağmen Circavi Hoca pes etmedi ve elinde tek serveti olan 5 fideyi satacak ve bu parayla gemi yolculuğuna çıkabilecekti. O zamanlar uçak seferleri yoktu. Bu nedenle deniz yoluyla önce İskenderiye'den İtalya'ya, sonra oradan Yemen'e, oradan Hindistan'a, oradan Kolombiya'ya, oradan Singapur'a, oradan Hong Kong'a, oradan Çin'e, en son da Japonya'ya ulaştı. Zorlu bir yolculuktu onun için. Japonya'ya vardığında Hindistanlı, Tunuslu, Çinli ve Rus hocaları görünce çok şaşırdı. Hepsi de onun gibi kendi imkanlarıyla gelmişlerdi. Osmanlı halifesi 2. Abdülhamit de Türk alimlerden oluşan büyük bir grup göndermişti. Konferansın oturumları bütün grupların kendi dinlerini sunmasıyla başladı. Circavi ve arkadaşları dinin esaslarını kısa ve basit bir şekilde açıklamayı tercih ettiler. Konferansta bulunanların bazılarının atmış olduğu şüphe tohumlarını akli delillerle açıkladılar. Bu grubun vesilesiyle binlerce kişi Müslüman oldu. Az kalsın Japon imparatoru da Circavi'nin vesilesiyle Müslüman olacaktı ama ne yazık ki imparatorluk koltuğundan olmak onu korkutmuş ve vazgeçmişti. Fakat Circavi Hoca eğer bakanları babalarının eski dinine uymayı bırakırlarsa kendisinin de şüphe duymadan İslam'ı seçebileceğini söyledi imparatora. Konferansın sonunda kendi ülkesinde inanç özgürlüğü olduğunu ekledi sözlerine. Sonra Circavi Hoca tercümanı ile birlikte şehrin caddelerinde dolaşmaya çıktı. Bir ay boyunca Japonlara dinini anlattı. Onun vesilesiyle binlerce Japon Müslüman oldu. Tokyo'da İslam Dava Cemiyeti kurduktan sonra Mısır'a döndü. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ